Bir soru cevap videosundan çekmeye çalışacağız. Bir arkadaşımız sormuşlar. Daha doğrusu birkaç görüşmeden sonra bir soru sormuşlar. Hocam merhabalar. Yazılım mühendisi ve bilgisayar mühendisi bölümündeki hocalarımız piyasada tutunamadıkları için mi akademik kariyeri seçti? Bizleri yetiştiren araştırma görevlileri veya daha üst seviyedeki hocalarımız mevcut bilgileriyle piyasada tutunamadıysa öğrenciler piyasada nasıl yer edinecek? Sevgiler. Evet, vallahi şimdi ne desek. Bakın şöyle, öncelikle şunu söyleyeyim. Her tip insan her yerde vardır. Yani akademide tutunamadı, piyasada tutunamadığı için akademiyi seçen insan da mutlaka akademisyenler arasında vardır. Yoktur demek yalan olur. Ama bilgisayar mühendisi ve yazılım mühendisliği için bu oranın çok 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 düşük olduğunu söyleyebilirim. İstisna denecek kadar azdır. Niye derseniz. Çünkü bilgisayar mühendisliği nispeten daha rahat iş bulunabilen ve daha iyi maaşlar alınabilen bir bölüm. En azından şimdiki akademisyenler üniversite okudukları zaman öyleydi. Düşünün. Bunu birkaç videoda da söyledim. Ben ilk işe girme maceram bilgisayar biliyorum demekle gerçekleşti. İş görüşmesine gittim. Sen ne biliyorsun dediler. Bilgisayar biliyorum dedim. Yarın gel işe başla dediler. Türkiye böyle dönemlerden geçti. Bilgisayar ile ilgili ne biliyorsun, ne kadar detaylı biliyorsun sorusunu bile sormadan insanlar işe alınıyordu. Çünkü hiçbir şey bilen insan yoktu. Ve mezun olan insanlar çok rahat işe girebiliyorlardı. Ve bilişim dünyası boş bir alandı. Ve bu dediğim, bundan işte şimdi benim şeyimi düşünün, 15-16 yıl önce, 20 yıl önce, şu an diyelim ki akademide olan insanlar, hadi en genci ne kadar olabilir? Doktorayı yeni bitirmiş bir hoca, diyelim ki 5, 4 doğrudan 6, 10-11 yıl öncesinden bahsediyoruz değil mi? Şu an üniversiteyi girdiği zaman. O zamanlar boştu, yani piyasa boştu. Şimdilerde belki yeni akademisyenliği seçen arkadaşlar arasında piyasada tutulamadığı için akademisyenliği seçen insanlar olabilir ama genelde şunu görmeniz lazım. O zamanlar akademisyenlere verilen maaşlar piyasanın çok 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 altındaydı. Akademiyi seçmek demek normalde alacağınız maaşın 10'da 1'ine, 20'de 1'ine çalışmaya razı olmak demekti. İş bulmak gibi bir derdinizin olmadığı dönemlerden bahsediyorum. Çok rahat iş bulabildiğiniz dönemlerden bahsediyorum. Şimdi böyle bir denklemde bir insan niye akademiyi seçer? Yani size düşünün, normal alacağınız maaşın 10'da 1'in maaş alıyorsunuz. Yapacağınız işler farklı. Ve çok rahat iş bulabilme imkanınız var. Niye akademiyi seçersiniz? Zaten bu sorunun cevabı şu, zaten kimse seçmedi. Yani geçen Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Fatih Bey ile beraberdik. O söyledi, bir istatistik verdi. 1984 galiba, 84 veya 86'da ilk bilgisayar mühendisliği bölümü kurulduğundan bugüne kadar bilgisayar mühendisliğinden mezun olan kişi sayısı 40 bin. Yani Türkiye'de 40 bin bilgisayar mühendisi yetişmiş. Bakın şu an akademide kalan bilgisayar mühendisliğinde doktora yapmış. Bunun altını çiziyorum. Başka bölüm değil bakın. Bilgisayar mühendisliğinde doktora yapmış. İstanbul'da 60 tane üniversitede toplam 100 küsur tane hoca var. Dolayısıyla 40 binde 100, gördüğünüz üzere gayet istisna bir sayı. Yani herkes piyasaya gitmiş. Geri kalanların üniversiteyi seçmesi biraz idealistlikten kaynaklanıyor. Yani adam gerçekten akademide çalışmayı kendine ideal olarak belirlemiş. Üniversitede kalmayı bir ideal olarak seçmiş, bir hayal, bir rüyası olarak seçmiş ve bu konuda gerçekten istekli insanlardan oluşuyor. Ve bu insanlar genel olarak da diğer arkadaşlarından daha başarılı olan kişiler. İşte bölüm birincileri, okul birincileri, fakülte birincileri olan kişilerden bahsediyoruz. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim, şu an bilgisayar mühendisliğindeki hocalarınız, yine tekrar ediyorum, bilgisayar mühendisliğinde doktora yapmış, bilgisayar mühendisliği lisansı okumuş hocalarınızdan bahsediyorum. Çünkü bilgisayar mühendisliğindeki hocaların çok büyük bir çoğunluğu bilgisayar mühendisi değiller. Diğer bölümlerden gelenlerde durum farklı olabilir. Yani matematik mezunu birisi, fizik mezunu birisinin rekabet durumu çok daha farklıdır. Fizik mezunu birisi çıkıp piyasada dershane hocalığı yapmak yerine üniversitede kalmayı tercih etmiş olabilir. Dolayısıyla oradaki idealistik oranı bilgisayar mühendisi mezunu birisinin idealistik oranına göre daha farklı olabilir. Ama şunu garanti edebilirim, şu an gördüğünüz bilgisayar mühendisliğinde lisans ve doktorasını yapmış hocalarınız gerçekten Türkiye'de belli idealleri olan, belli idealist yaklaşımları olan kişilerdir. Kolay kolay diğer bölümlerde o dönemki şeye bakacak olursanız, konjonktüre bakacak olursanız gerçekten, çünkü girmesi çok zor bir bölüm. İyi puanlarla alındığı, şimdiki kadar kolay diye düşünün. Türkiye'de 60-70 tane üniversite olduğu dönemleri düşünün. Herkesin üniversite sınavına tekrar tekrar girdiği, bir yeri kazanamadığı dönemleri düşünün. Şimdi 200 küsur tane bölüm var. Herkes artık bilgisayar mühendisliği okuyabiliyor. O zamanlar gerçekten zor bir durum. Liseden itibaren çok başarılı insanların okuduğu, mezun olmasının çok zor olduğu, şimdiki gibi böyle her gelenin geçtiği
değil, dersler değil, ciddi ciddi derslerde kalındığı, üniversitenin atıldığı, fazla sayıda dersten kaldığı için dönemler olduğunu düşünün. Buralarda akademik kariyer yapabilecek kadar yüksek not ortalaması almış başarılı insanların daha sonra da akademide kalarak, piyasadaki o teklifleri reddederek akademide kalıp yüksek lisansını, doktorasını yapıp o arkadaşları kendisinden 3 misli, 5 misli, 10 misli maaşlar alırken kendisi ısrarlı bir şekilde o düşük maaşla çalışmaya razı olup sonrasında da bu üniversitede kalan insanlar ancak olsa olsa idealizmle açıklanabilir. Ya da işte bu insanlara bu insanlar aft almış, niye bunu yapmışlar diyebilirsiniz. Çünkü çok anlaşılır bir şey değildir. Şayet gerçekten hayalleriniz varsa böyle bir şeyler yapmak, yeni bir şeyler bulmak, yeni bir şeyler kazanmak, işte ülkeniz için çalışmak, insanlık için çalışmak, insanlara faydalı olmak gibi bir idealiniz yoksa çok akılla anlaşılabilir, anlatılabilir şeyler değil. O yüzden benim anlayabildiğim, bulabildiğim, görebildiğim kadarıyla, çünkü piyasada da çok uzun süre çalıştım. Kendi şirketim de vardı, başka firmalarda da maaş karşılığı da çalıştığım oldu. Hala daha çeşitli vesilelerle, danışmanlıkla, projelerle, şuyla buyla piyasadaki firmalarla içli dışlıyım. Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki, bilgisayar mühendisliği için söylüyorum bunu, hocalarınız genel olarak idealist insanlardan oluşmaktadır. Öyle kolay kolay diğer bölümlerde bulunmaz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Başka bazı bölümlerde akademisyenlik piyasada alınabilecek maaştan çok daha iyi maaş alınabilen, çok daha iyi imkanları olan bir meslektir. Dolayısıyla böyle bazen şey olurdu, mesela üniversitelerde akademisyen ilanı çıkar. Mesela araştırma görevlisi ilanı çıkar. İşte başka bazı bölümlerde kuyruk olurken, yüzlerce kişi başvururken bilgisayar mühendisliğine başvuru olmazdı. Hiç kimse başvurmazdı. Başvuran kişi olmazdı. Niye? Çünkü adam zaten dışarıda çok daha iyi maaş alabiliyor. Niye akademisyen olsun? İşte bir kişi, iki kişi başvururdu. Onlar da alınırdı. Onlar da şimdi sizin bugün hoca olarak gördüğünüz kişiler. Dolayısıyla piyasada bu insanlar tutunamadı demek çok doğru değil ki, şunu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Bu insanlar şu anda çoğu benim tanıdığım ne kadar varsa bilgisayar mühendisliğinde lisansını, doktorasını yapmış. Hepsinin piyasayla bir şekilde ilişkisi var. Ya danışmanlık yapıyor, ya kendi yazılım firması var. Teknokent'te şirket kuran, yazılım işiyle uğraşan çok sayıda kişi var. Çoğunun projesi var. Dolayısıyla bu insanlar zaten isteseler her an şu anda bile piyasaya girip belli yerlere gelebilecek insanlar. Ama dediğim gibi her tip insan her yerde bulunabilir. Mutlaka bu tip, bu tanımına giren, işte lisansını da doktorasını da bilgisayar mühendisliğinde yapmış, o teklifleri reddetmiş filan insanların arasında da dediğiniz gibi piyasaya çıksa tutunamayacak olan, o karakterde olan insanlar vardır. Yoktur demek yalan olur. Mutlaka her grubun içinde her tip insan vardır. İşte bu böyle birisi bu grubun içinde kesinlikle yok demek çok büyük bir laf olur. Onu söyleyemem. Ama benim gördüğüm, anlayabildiğim, yaşadığım kadarıyla bu insanlara piyasada tutunamadığı için akademisyen oldu demek birazcık haksızlık olur. Ben tam tersini söylerdim. Akademide tutunamadığı için piyasaya giden çok insan vardır. Akademiyi beceremediği için, not ortalaması düşük olduğu için, işte mülakatları geçemediği için, doktora tezini veremediği için, doktoradan atıldığı için, yüksek lisansa atıldığı için, lisanstan atıldığı için piyasaya giden çok kişi vardır. Ama bunun tersi bu bölüm için en azından çok doğru değil. Başka bölümlerde dediğim gibi başka durumlar söz konusu olabilir. Çok fazla bölüm sayabilirim size ki piyasası hiç olmayan, mezun olunduktan sonra hiçbir şey yapılamayan veya çok sınırlı olan ve böyle binlerce mezun veren, yüzlerce mezun veren ve o insanlar için en iyi alternatiflerden birisinin akademide kalmak olduğu bölümler söyleyebilirim. Ki şunu da çok basit bakabilirsiniz. Girin üniversitelere, bölümlere bakın. Bazı bölümlerdeki bilgisayar mühendisliğinde böyle 3 kişi, 5 kişi, 10 kişilik kadrolar varken başka bazı bölümlerde yüzlerce kişi olduğunu görürsünüz. İnsanlar oraya giriyorlar, kalıyorlar. O insanlar için başka şeyler söylenebilir belki. Piyasada tutunamadı filan ötüp iddialar yapılabilir. Tabii bu da çok hoş bir şey de değil, ifade de değil. Yani birazcık ben hani şey yapmaya çalışıyorum. Üniversiteden arkadaşlar böyle rahat rahat sorularını sorsunlar. Ben de samimi bir şekilde cevaplamaya çalışayım sonuçta. Bir hoca-öğrenci ilişkisinin ötesinde burada biraz daha samimi olmaya çalışıyoruz ama yani böyle bu ifadelerde açıkçası hani çok da hoş olmayan ifadeler, böyle bir hoca hakkında böyle bir şey söylenmesinde. Ayrıca yani siz şimdi isminizi vermedim bilhassa ama alınmayın lütfen. Bunlar bu arada oluyor yani, hani sizin söylemeyecek olmanız bunun olmadığı anlamına gelmiyor. Mutlaka öğrenciler arasında konuşuluyor. Buna benzer şeyler çok farklı yerlerde, çok farklı şekillerde konuşuluyordur ama dediğim gibi yani çok hoşta olmayan ifadeler diyebilirim. Evet, umarım cevap olmuştur. Merak ettiğiniz için cevapladım. Daha önceden de birkaç sorunuzu cevaplamıştım. Onun üzerine
bir samimiyet oluştuğu için sorunuzu cevaplamaya karar verdim. Belki de hiç cevaplanmaması gereken bir soruydu, bilemiyorum ama umarım faydası olur merak ettiğiniz için. Kolay gelsin.